Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Kıymetli Rehber TV izleyenleri, Sahur Bereketi programıyla tekrar hanelerinize misafir olduk. Rabbim sahurlarınızı bereketli kılsın inşallah. Hayırlı sahurlar, hayırlı geceler diliyoruz. Kıymetli izleyenler, bugün biraz daha bizden bir konuyu ele almayı arzu ettik. Özellikle son dönemlerde Mescid-i Aksa'ya yönelik Gazze'de yine saldırıların baş gösterdiğini, artık rutin hale gelen her Ramazan ayında İsrail'in, Siyonistlerin Mescid-i Aksa'da, Gazze'de yaptığı saldırıları görüyoruz. Bu sene yine aynı şekilde o barbarlıklarını, o kuduzluklarını gösterip tekrar saldırıya geçtiler. 20-25 tane kardeşimiz şehit oldu ne yazık ki. Bunlarla alakalı, biraz daha sıcak gündemle alakalı bir şeyler konuşmak istedik. Kıymetli iki konuğum var. Hemen isterseniz sizlere takdim etmek istiyorum. Doktor Muncit Ebu Bekir, 29 Mayıs Üniversitesi Tefsir Anabilim Dalı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aleykümselam. Ferit Yıldırım Tercüme. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ayrıca hocam Burak Derneği'nde de bulunuyor. Hocam ben öncelikle Kudüs'e girmeden önce Türkiye'desiniz. 29 Mayıs Üniversitesi'nde öğretim görevlisisiniz. Hem onu konuşalım hem de burada göstermiş olduğunuz bazı faaliyetler var Burak Derneği üzerinden. Biz Burak Derneği ile giriş yapalım inşallah. Ondan sonra Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı konuşalım inşallah. Buyurunuz. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Mesaul khayr lekum ve li müşahidin el kiram. Ve eselullah azze ve celle en yahfaza Türkiye ve ahlaha amineten salimeten min kulli şer. Allahümme amin. Şükran. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulullah. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salatu ve selam, Hazreti Muhammed aleyhissalatu ve selama, aline ve ashabına olsun. Öncelikle hepinizin gecesi hayırlı olsun. Allah-u Teala Türkiye'yi bütün kötülüklerden, felaketlerden, belalardan, musibetlerden muhafaza etsin inşallah. Cemiyyet-ül Burak, hiye cemiyyet Türkiye. El-kaimuna aleyha ihvanuna min hâzihil beled el-mubâreke. Teessesat fi am 2011. Burak Derneği Türk Derneği'dir. 2011'de kurulmuştur ve burada Türk halkı tarafında büyük destek görmektedir. Çünkü Mescid-i Aksa yönelik çalışmalar yapmaktadır. Ve fil hakika ra'ayna fi ihvanina el qaimin ala hazihi el muessese min ihvanina el etrak el himme el aliye vel hirs el şedid fi hizmeti kadiyeti el Kudüs vel Mescid-i Aksa rubbama bi misli hirs ihvanina el makdisiyin tamamen ev ekser ahyanan. Burada bu derneği kuran yöneticilerimize, üyelerimize baktığımız zaman Mescid-i Aksa konusunda çok titiz ve de hassastırlar. Çok büyük bir önem vermekteler bu konuya ve Mescid-i Aksa'da yaşayanlardan bazen onlardan daha fazla önem verdiklerini görüyorum. Ve hâzâ lehu sebebuhu ve huve enne eddevlel Uthmaniye ve Türkiye el mübareke hakemet Filistin li ekser min sittet kurun. وبالتالي هم يشعرون أن القدس امتداد لهذه الدولة المباركة الدولة العثمانية ويشعرون بأنها جزء من دينهم ودولتهم وعقيدتهم. Türk halkının Mescid-i Aksa'ya karşı bu muhabbetleri, bu müdafaları ecdatlarından, Osmanlı'dan özellikle gelmektedir. Osmanlı Mescid-i Aksa'yı, Beyt-i Makdis'e büyük önem vermiştir. Büyük hizmetleri orada olmuştur. Ve bundan dolayı onların torunları da Mescid-i Aksa'ya karşı görevlerini yerine getirmekteler. لذلك البراق هذه المؤسسة الآن تعمل على إقامة المشاريع في المسجد الأقصى المبارك لتثبيت إخواننا المقدسيين ولزيادة عدد المرابطين في المسجد الأقصى المبارك. Burak Derneği Mescid-i Aksa'da projeleri vardır. Oradaki halkı, oradaki murabıtları yerlerinde sabitlemek için ve orada onlara faydaları olsun diye, onlara karşı bir yardımları olsun diye onlara yönelik projeleri vardır. الآن المشاريع التي تفعلها البراق السلة الغذائية
لإخواننا في بيت المقدس، حلقات تحفيظ القرآن الكريم، حلقات العلم بشكل عام في المسجد الأقصى المبارك، حافلات تأتي من كل المدن فلسطين لتصلي في المسجد الأقصى المبارك. Bizim yapmış olduğumuz projelerimizin birincisi oradaki fakir halka yönelik çalışmamızdır. Tabii ki bu projemizde onlara kumanya yardımını yapmaktayız. Ayrıca orada Kur'an-ı Kerim hafızlık projemiz de vardır. Oradaki gençleri Kur'an-ı Kerim'i ezberletmeye çalışıyoruz. Ve bununla birlikte ilmi çalışmalarımız var, ilmi halkalar var orada. İlim meclisleri var diyelim biraz daha geniş ifadeyle. Ve yine Mescid-i Aksa'yı boş bırakmamak için civardaki, etraftaki şehirlerden, yakın şehirlerden halkı oraya getirmek için otobüsler kiralıyoruz veya duruma göre otobüsler satın alıp halkın oraya getirmesini sağlıyoruz. أيضا من المشاريع التي يفعلها البراق مساعدة حراس المسجد الأقصى بإعطائهم النقود، الرواتب، المعونات حتى يثبتوا في عملهم في حراسة القدس والأقصى. Burak Derneği'nin bir diğer projesi ise Mescid-i Aksa'da görev yapan oradaki güvenlik, güvenliklerin yani yerli halktan seçilen o güvenliklere yardım yapmaktadır. Ve onların yerlerinde sabit kalmaları için, çünkü onların aldıkları maaşlar tabii ki cüzidir. Yani bazen onlara yetmeyebiliyor. Bundan dolayı onlara da destek vererek sabit yerlerinde sabit kalmalarını sağlıyoruz. الآن من المشاريع اللطيفة التي فعلها البراق عقد النكاح، نكاح في المسجد الأقصى المبارك، سواء لإخواننا المقدسيين أو أتراك يذهبون العريس والعروس يذهبون هناك يعقدون النكاح في المسجد الأقصى المبارك. Derneğimiz bir diğer projesi ise nikah töreni düzenlemektir Mescid-i Aksa'da. Bazen oradaki yerli halktan nikah törenleri düzenlendiği gibi bazen de Türkiye'den yani orada nikahlarını yapmak isteyenler, kıymak isteyenler oraya götürülür ve orada o şekilde nikahlarını Mescid-i Aksa'da kıyarlar. Burada bir soru soracağım. Hocam bu tür hani çalışmaları yaparken İsrail'in, Siyonistlerin orada müdahalesiyle karşılaşılıyor mu acaba? يقول في يوجه إليكم سؤال ويقول هل في أثناء هذه المشاريع التي تقومون بها هناك يحدث مشاكل من قبل الصهيونية اليهودية؟ طبيعي يعني اليهود حريصون دائما على إغلاق الأبواب أمام كل مشروع لخدمة المسجد الأقصى المبارك يمنعون كل مشروع يمكن أن نقوم به ويحاولون ذلك لكن الحرب مستمرة بين البراق واليهود من جهة بين ليس فقط البراق المؤسسات الخيرية بشكل عام هذه حرب يجب أن نستمر فيها. Tabii ki Siyonist askerleri sürekli kapıları kapatıyorlar. Bu tür yardımların oraya gidilmesini engellemeye çalışıyorlar. Ve sadece Burak Derneği değil, diğer dernekler yönelik de böyle bir savaş bir nevi, bir savaş var, bir çatışma var. Yani Burak Derneği ve diğer hayır kurumları oraya hizmet etmeye çalışan kurumlarla birlikte, yani Siyonistle askerlerle onlar arasında sürekli sıkıntılar yaşanmaktadır. Ve çünkü sürekli engellemelerle karşı karşıya kalmaktalar orada faaliyette bulunmak isteyen bu dernekler. نحن الآن حربنا مع اليهود حرب ناعمة من جهتنا من جهتهم حرب خشنة يعني هم يستعملون السلاح والقوة والبطش لكن من جهتنا نحن لا نملك سلاح نحن نملك الحرب الناعمة بمعنى أننا نرسل الأتراك إخواننا الأتراك يذهبون إلى هناك يساعدون إخوانهم يناصرون إخوانهم المقدسيين بنقودهم بدعائهم باجتماعهم مع إخوانهم هذه أكثر شيء يغيظ الصهاينة واليهود. Burak Derneği olarak tabii ki orada çalışmalarımız var ve bununla birlikte az önce zikrettiğimiz gibi Yahudilerle, Yahudi askerleriyle, Yahudi Siyonist askerleriyle karşı karşıya geliyoruz ve bizim onlara karşı kullanmış olduğumuz güç yumuşak güçtür. Yani bizim silahımız yok. Bizim onlara karşı kendimizi müdafaa edeceğimiz herhangi bir silahımız, herhangi bir aracımız yok. Bizim silahımız nedir peki? Bizler buradan, Türkiye'den Mescid-i Aksa'ya Türkleri gönderiyoruz. Oraya gidiyorlar. Onlar orada hem yeri geldiğinden maddi olarak destek verdikleri gibi manevi olarak da duada bulunuyorlar. Ve yine oradaki murabıtlarla bir araya geliyorlar ve onlara bir nevi manevi olarak da destek vermiş oluyorlar. اليهود
يمنعون كل المشاريع التي نحاول أن نعملها، يعني مثلا الحافلات التي تأتي من المدن البعيدة يغلقون عليها الطريق، يمنعونها من الدخول، يفعلون تفتيش شديد جدا لها، يمنعون كل شخص يظنون أنه يكون مرابط في المسجد الأقصى يمنعونه من الدخول، يفعلون الإبعاد للمقدسيين عن المسجد الأقصى. ونذكر في السنة الماضية الفتاة التركية التي أصيبت بجراح كبيرة وهي تدافع عن المسجد الأقصى المبارك. Tabii ki Burak Derneği olarak yapmış olduğumuz faaliyetlerden birisi de dışarıdan halkın Mescid-i Aksa getirmelerini sağlamaktı ve otobüslerle bunu gerçekleştiriyoruz. Tabii ki otobüslerle getirdiğimiz zaman kontrol noktaları var. Bu kontrol noktalarında İsrail polisi ciddi bir şekilde kontrol ediyor ve bazen izin vermiyor ve yeri geldiğinde de otobüslere el koyuyor, otobüslerin girişine izin vermiyor ve onlar halkın Mescid-i Aksa gelişini engellemek için ellerine gelen her şeyi yapıyorlar. Buna karşı bizler de direniyoruz. Bizler de faaliyetlerimize imkan dahilinde bu zor şartlarda sürdürmeye çalışıyoruz. في عام 2018 في هذه السنة الماضية فقط كان عدد الذين أبعدوهم عن المسجد الأقصى 100 يوز يتمش ألتي كشي. Geçen sene Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırılan Müslüman sayısı, kişi sayısı 176 kişidir. Hala yaş sınırlaması var mı hocam peki? Yani hala mesela biz özellikle orada 40 yaşın altındaki kişilere izin vermediklerini biliyoruz. Hala aynı sınırlama var mı yoksa bu sınırlama kalkmış durumda mı? الأستاذ يوجه إليكم سؤال يقول هناك نحن كما نعرف دون 40 سنة ما يسمحون بدخول المسجد الأقصى، هل نفس المشكلة مستمرة؟ نعم نفس المشكلة مستمرة، وبالعكس المشكلة تزيد والمنع يزيد أكثر والتشديد يزيد أكثر، لا سيما الآن طبعا في رمضان تكون الأمور أصعب، لا يستطيعون السيطرة، والحمد لله في الحقيقة تجيب تترجم Yani المشكلة تستمر تماما كما هي وتزيد. نعم. Şu anda sorunlar aynı şekilde devam ediyor ve yeri geldiğinde dozunu artırıyor, daha fazlalaşıyor. Ramazan'da ise bu durum biraz daha hafifleniyor. بسبب كثرة الناس واجتماعهم. Orada fazla insanlar bulunduğundan dolayı, fazla Müslümanların orayı ziyaret ettiklerinde, orada namaz kıldıklarından dolayı bunlar çekiniyorlar ve yapmış oldukları sıkıntıları biraz hafifletiyorlar. وهذا ليس لأن اليهود لطفاء إنما بسبب الضغط الفلسطيني المقدسي الشديد جدا الذي يفعلونه ضد الكيان الصهيوني. Oradaki özellikle yerli halkın Siyonist askerlerine karşı, Siyonist devletine karşı yapmış oldukları çalışmalardan dolayı yani orada bulunmaları, Mescid-i Aksa'yı yalnız bırakmamalarından dolayı Siyonist askerleri herhangi bir şey yapamıyor bunun karşısında. في الحقيقة انتصر إخواننا في فلسطين في المسجد الأقصى في عدد من المعارك في السنة الماضية والسنة التي قبلها انتصارات كبيرة جدا. أولا باب الأسباط وكان انتصار كبير، اليهود أغلقوا باب الأسباط لكن إخواننا حاصروا المكان وبقوا مرابطين عنده حتى فتحوه بالإجبار. البوابات الإلكترونية وقصتها مشهورة. نعم. Geçen sene Esbat kapısını kapatmıştı Siyonist askerleri ve oradaki Filistinli Müslümanlar bunu müdafaa ettiler. Orada kaldılar, o kapının önünde durdular, yalnız bırakmadılar kapıyı. Bundan dolayı tekrar açmak zorunda kaldılar. Yine aynı şekilde geçen sene elektronik kapı sistemi vardı ve bu elektronik kapı sistemini de bertaraf etmek için yine halk orada bekledi, orada sabretti ve neticeye alındı. Esbat, kapılar kaldırıldı. Esbat kapısı Gazze'ye bakan kapı mıdır? Bab el Esbat ve Cehilel Gazze cephe. Nam. Evet. Çünkü geçen sene zaten o olayları orada en azından televizyonlarda görmüştük. Yani. Ciddi bir sıkıntı görmüştük. Hocam şu an itibariyle Mescid-i Aksa'nın son durumu nedir? Yani dediğimiz gibi her sene rutin olarak saldırılar devam ediyor. Bu sene de yine saldırılar yaptılar. Yani bizim şu an haberlerden duymadığımız, yani o konuda da ayrı bir sıkıntı var zaten. Çünkü ciddi anlamda haberleştirilmiyor bazı hususlar. Özellikle Müslüman toplumun, Türkiye toplumunun bilmesi gereken son durum nedir Mescid-i Aksa ile alakalı? Fadilet-i Doktor, yüce ileyküm sual. Ma huve vakıl Mescid-i Aksa haliyen?
في الحقيقة أكثر سنة عسيرة وصعبة كانت في المسجد الأقصى إكيبين أونسكيز. أصعب سنة. En zor seneler geçen senedir tabii ki şimdiye kadar ki en zor şartlar geçen sene 2018 yılında yaşadık Mescid-i Aksa'da. Ve nahnu na'lem cemi'an enne fi şehr Mayıs sadr el karar el emriki bi nakl es sefara ila el Kudüs. Mayıs ayında da herkesin malum olduğu üzere Amerika konsolosluğunu, baş konsolosluğunu Kudüs'e taşımıştır. Evet. El Yahud aslan kanu yuşeddidun fi alel mescid el aksa, lakin ba'da karar Trump izdadet an cehiyyetuhum ve cebarutuhum ekser bi kesir. Yahudiler Mescid el aksa üzerindeki baskınlarını artırıyorlardı. Özellikle Amerika'nın konsolosluğunu Kudüs'e taşımış olmasıyla birlikte bunların bu baskınları da iyice arttı ve iyice azgınlaştılar. Yani mesela adadul iktihamat للمسجد الأقصى ازدادت عام 2018 16% عن 2017 16% ازداد عدد الاقتحامات والمقتحمين. Geçen sene Mescid-i Aksa işgalleri, oraya baskınları %16 arttı. Ciddi bir artış gerçekleştirildi geçen sene. يعني عام 2017 عدد اليهود الذين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك يرمي 5000 مستوطن 25000 تقريبا. 2018'den önceki dönemlerde 16 2016'da Mescid-i Aksa'ya yapılan Neyse 6 7 2017 2017'de Mescid-i Aksa'ya yapılan Yahudi baskını yaklaşık 25000 kez baskın yapıldı. بسبب قرار ترامب زاد العدد 5000 تقريبا عدد المقتحمين ارتفع في عام 2018 Amerika'nın konsolosluğuna oraya taşıması üzerine bu ise daha fazla arttı. Kim asadıktır? Asbah takriben 30.000. 300 binlere kadar ulaştı bu baskınlar. 30 binlere kadar ulaştı. Mesela adedi süyyah الذين يأتون إلى زيارة القدس من الغرب والأوروبيين الذين يؤمنون بالرواية اليهودية في عام 2018 ارتفع بنسبة 130% يعني 130% ارتفع السياح الذين يؤمنون بالرواية اليهودية Avrupa'dan, Amerika'dan Yahudilere inanıp da oraya gelenlerin, gelen turistlerin sayısı ciddi bir artış gösterdi. %30'lara kadar ulaştı bu artış. عام 2017 كان عدد السياح 290.000. 2017'deki Avrupa'da ve Amerika'da gelen turistlerin sayısı 290.000 kişiydi. في عام 2018 650.000. 2018'de ise Avrupa ve Amerika'da gelen turistlerin sayısı 650.000'e kadar ulaştı. Yani كان ارتفاع كبير جدا في هذا. كان مثلا عام 2015 صدر قرار بمنع الوزراء والنواب في الكنيسة أن يذهبوا إلى القدس ممنوع أي رجل سياسي أن يقتحم المسجد الأقصى هذا قرار يهودي عام 2015 صدر 2015'te Yahudi parlamentosunda bir karar çıktı. Bu karara göre siyasilerden kimse, hiçbir siyasi şahıs Mescid-i Aksa baskına gitmeyecektir. في عام 2018 Filistinli olanlar değil mi? Yani şey değil. Yok. اليهود اليهود الكنيسة اليهودية الوزراء والكنيسة اليهود اليهودي سياسي نعم في عام 2018 صدر قرار بالسماح لهم باقتحام المسجد الأقصى كل ثلاثة شهور مرة 2018'de ise tam tersine bir karar alındı. Her 3 ayda bir siyasetçiler rahat bir şekilde gidip Mescid-i Aksa'ya baskın yapabileceklerdir. Lakin hum fil hakika iqtahamu el Mescid el Aksa 16 marra fi am 2018. 2018'de 18 kere baskın düzenlediler siyasetçiler özellikle. Evet. Siyasetçiler. Ve huve ekber rakam li iqtiham el Mescid el Aksa mundu ihtilal el Kudüs ihtilalinden beri, işgalinden beri
Yani en yüksek sayı bu şekildedir. Lidelike kanat sana şedide alel Kudüs, sanat 2018. 2018 bundan dolayı Kudüs üzerinde, Kudüs halkı üzerinde ciddi bir zorluk vardı, bir baskı vardı bu şekilde. Bir de bunlarla beraber yerleşimci, herhalde oradaki Yahudi yerleşimciler de geliyorlar ve ciddi anlamda oradaki hem Rabıtlara hem de Mescid-i Aksa'nın değerlerine saygısızlıkla bulunuyorlar değil mi? Hani gelişlerinin belki en büyük tesiri de bu oluyor. وجه لك مصر ويقول أن هناك مستوطنين اليهوديين هؤلاء أيضا يعني يأتون إلى المسجد الأقصى ويكون سببا للمشاكل ضد الفلسطينيين المقدسيين نعم هم في الحقيقة الشعب اليهودي ليس مدني الشعب اليهودي كله عسكري وكل شخص في الكيان الصهيوني عنده دورة تدريبية كل سنة حتى عمر 60 سنة يستمر في كل سنة عنده على الأقل شهر واحد تدريب على حمل السلاح إطلاق النار تدريب عسكري فهو شعب مسلح عسكري يتقن فنون القتال لذلك الجميع محاربون في الكيان الصهيوني bütün Filistin bütün Yahudi halkı aynı zamanda askeri eğitimden geçmekteler. Silah eğitimini alırlar ve insan öldürme eğitimini alırlar ve bu 7'den 70'e diyebileceğimiz şekilde yani hem genç yaşlarda hem de ihtiyar yaşlarına kadar yani 60-70 yaşlarına kadar dahi bu eğitimi almaya devam ediyorlar ve sürekli bu şekilde askeri asker olarak hazır bulunmaktalar. وعندهم حتى سن 60 سنة كل شخص له قطعة سلاح معروفة في الرقم في حال أي طوارئ أو أي أزمات كل شخص حتى 60 سنة هو يكون جزء من الجيش الصهيوني 60 yaşına kadar her Yahudi vatandaşı aynı zamanda askeriye birlikte çalışmaktadır ve askere çağrıldığı zaman gitmesi gerekir vaciptir üzerine ve her Yahudi şahsın evinde aynı zamanda silahı da vardır ve silahlı bir şekilde evlerinde hazırlar. Lidelik ekseru şuhada fi Filistin fil hakika leysa min el cunud el ceyş ekseruhum min el mustavutinin yani المستوطنون يقتلونهم. نعم. Bundan dolayı oradaki Yahudiler, Yahudi yerleşimciler orada yani öldürülen Filistinlilerin geneli işte bu Yahudi yerleşimciler tarafından öldürülenlerdir. Bir de şey var. Yerleşimciler tarafından öldürülenler. Bir de hocam Yahudi devleti diye adlandırdığımız bir proje var. Yani özellikle ırkî Yahudilik diyebileceğimiz bir durum söz konusu. Yani. Ciddi anlamda belki yeni yerleşimciler getiriliyor. Her tarafa yerleştiriliyor. Ben özellikle geçen gün Filistin Aile Bakanı gelmişti buraya. El-Kurdi Suis ismini tam hatırlamıyorum. Buraya geldiğinde bir video getirmişti kendisiyle beraber. Özellikle son dönemde İsrail'in Yahudilerin üretmiş olduğu yeni bir füze var. İlk önce sözde işte Filistinlileri, Gazze'lileri bir bildiri dağıtıyorlar. Bildiride işte evlerinizi, terk edin evlerinizi yıkacağız yazıları var. Bunları dağıttıktan sonra tamamen gösteriş. Ondan sonra belki bir günü aşmayan süre sonunda yeni geliştirmiş oldukları füzelerle binaların kolonlarını hedef alan füzelerle füzeler atıyorlar. Direkt binaların kolonlarını hedef alıyor ve bina bir anda yıkılıyor. İçinde kim var kim yok zaten ona hiç bakmıyorlar. Belki o bildirim de tamamen işte belki uluslararası mahkemelerde kimseye hesap vermeme adına uydurulmuş bir takım bir ön savunma niteliğinde. Yani özellikle son dönemlerde bunu da görmeye başladık. Bunlarla alakalı hocamız ne söyler bize? Yeselüküm يقول هناك أن اليهوديون يصنعون على الصواريخ جديدة ويجربون هذه الصواريخ على المباني الفلسطينيين ويرسلون إليهم الخبر يتركون بيوتهم عشان سيكون هناك تجربة على هذا الصواريخ وجاء بهذا الخبر أحد المسؤولين من القدس من فلسطين هو جاء يعني أخبرهم بهذا الخبر ما رأيكم فيه ولديكم معلومة حول هذا؟ في الحقيقة يعني
نحن نرى أن اليهود في كل سنة تقريبا يصنعون حرب ضد غزة تحديدا، يعني تقريبا مع بداية رمضان، وهذا يستمر منذ سنين، وأنت قلت في المقدمة هذا، أليس كذلك؟ Siz de program açılışında söylemiştiniz, Gazze'ye yönelik çatışmalar var ve bu çatışmalar özellikle Ramazan'ın başladığı sırada meydana gelmektedir. Siz de bundan bahsetmiştiniz. في الحقيقة هذه السياسة ليس فقط صهيونية، أيضا سياسة أمريكية، وهي تجربة الأسلحة الجديدة. معظم الأسلحة اليهودية هي أسلحة أمريكية، يعني بنسبة 95% من الأسلحة هي صناعة أمريكية، وحقيقة فعلا هم يجربونها في غزة ويستعملون القنابل الذرية الصغيرة، واستعملوها في جنوب لبنان أيضا في حربهم مع حزب الله، ويستعملونها في غزة، الصواريخ الذكية، الطائرة بغير طيار، كل الأسلحة الثقيلة والخفيفة والطائرات استعملوها في غزة، بحيث أن ما سقط على غزة في العشر سنوات الماضية كافي لتدمير بلد كبير. Evet, özellikle Yahudilerin hazırlamış oldukları bu silahlar aynı zamanda Amerikan silahlarıdır. Yani %95'i Amerikan silahlarıdır ve bunlar tabii ki Gazze üzerinde denemeler yapılıyor. Aynı şekilde Lübnan sınırlarında, yani Hizbullah'a karşı orada da aynı şekilde denemeler yapılıyor ve diğer bölgelerde de bu silahların denemesi Müslümanlar üzerine, Filistin üzerinde denemeler yapılıyor. Ve özellikle Gazze'de ki o silahların tamamı yeni silahlardır ve orada o halk üzerinde deneniyor. Aynen. والدبابة اليهودية الميركافا وهي أقوى دبابة في العالم هكذا يقولون، كانوا يجربونها في اقتحام غزة، لكن بفضل الله استطاع المجاهدون أن يصيبوها بإصابات بالغة وأن يدمروا عدد كبير من دبابات اليهود. Yeni hazırlamış oldukları bir tankları vardı. Bu tanklar Mirkava. Mirkava adındaki bu tankla Gazze'ye saldırdılar ve Allah'ın izniyle herhangi bir şey yapamadan oradaki mücahitler tarafından bertaraf edildi ve geri püskürtüldü. Lakin elhamdülillah الان في غزة اصبح عند اخواننا في حماس والجهاد الاسلامي و المقاومة بشكل عام أصبح عندهم سلاح ردع قوي لليهود، لذلك نجد اليهود يفتعلون حرب ثم ينسحبون بسرعة لأنهم يتعرضون لخسائر شديدة جدا. يعني في الحرب الأخيرة حماس والجهاد الإسلامي أطلقت 800 صاروخ في وقت قصير جدا، في رشقة واحدة على المستوطنات اليهودية 800. Özellikle son dönemlerde artık Gazze'deki ve Filistin'deki Müslümanlar da kendi silahlarını yapma aşamasına gelmiş bulunmaktalar ve Yahudiler de bunun farkındadır artık ve özellikle son yapılan savaşta da aynı şekilde Gazze'deki Müslümanlar, mücahitler 800'e yakın füze fırlattılar Yahudilere tarafına. Evet. Ve elhamdülillah onlar da, Yahudiler de bunun farkındadır ve onlardan çekiniyorlar. Yani Yahudiler Gazelilerden gerçek manada korkuyorlar ve çekiniyorlar. Yani sahih kana adad şuhada fi Gazze takriben 50 şehid fi el harb el ahira ve takriben ekser min 250 cerih. Lakin elhamdülillah sakata inde Yahud ayda takriben ekser min 30 katil ve 100 cerih bi fadlillah azza ve cel. Lidalika bada hunak yahduth tawazun fi'r ru'b ve'l havf beyne at-tarafayn. Bu son savaşta yaklaşık 50'ye yakın, yani 25 ile 50'ye yakın bir Gazze'li şehit düştü ve yine 250'ye yakın, 300'e yakın ve yaralılar vardı. Buna mukabil ise Yahudilerden de atılan füzelerden dolayı Yahudiler tarafında da 30'a yakın ölümler vardı ve yaralılar da, onlarca yaralı vardı ve bu da onların kalplerine korku salmıştır ve bu şekilde artık onlar da kendi tarafında Müslümanlardan, Gazze'lilerden korkuyorlar. Şükürler olsun hocam, ilk bölümün sonuna geldik. Yani şunu söyleyebiliriz. Hamdolsun artık Gazze veya Filistin eski
o zulmettikleri, tanklarıyla, askerleriyle sokaklarda istedikleri gibi dolaştığı bir konumda değil. En azından mücahitlerin kendilerinde öz savunma niteliğinde bir kalkan oluşturmasından sonra Filistin ve Gazze onların istedikleri bir kendi keyiflerine göre gezdikleri bir belde halinde değil. Ama bunun yanında bir de gerçekten Gazze'ye duyarlı olmamız gerekiyor. Gazze'yi bu mahiyette hala gündemimizde tutmamız gerekiyor. Hala belki ana haberimiz, ana konumuz her zaman Gazze ve Filistin. Tabii onların üstünde de çatı olarak Mescid-i Aksa olması gerekiyor. Bizim birinci bölümümüz sona erdi hocam. Biz inşallah ikinci bölümde kaldığımız yerden devam edelim. Kıymetli Rehber TV izleyenleri, ikinci bölümde inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biz birinci bölümde özellikle Mescid-i Aksa'nın son durumuyla alakalı bir şeyler konuştuk. İkinci bölümde bu son dönemde çıkan yüzyılın anlaşması olarak ifade edilen, hatta Mısır, Bae, Arabistan'ın da desteklediği saçma sapan, asla kabul etmeyeceğimiz bir yeni bir devlet oluşumu kuruluyor. Bununla alakalı hocam ne anlatır bize? Bununla ilgili bizi bilgilendirirse eğer. Fadilatı doktor, vece ileyküm sual anil sabkatul karın ve atarva fi vakil siyasiye fil mescid-i aksa ve fil Filistin'i khasaten. Bismillahirrahmanirrahim. El hakika, evvelen cezakallahu khayran ala şi'r. Şükran cezayir. Sabkatul karın في الحقيقة لأنها صفقة في غاية الخبث والقبح والسوء حتى الآن لا يعلن اليهود أو الأمريكان بالضبط ما هي تفاصيل هذه الصفقة. Öncelikle şiirinden dolayı ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Bu yüzyıl anlaşması özellikle Filistin halkı için çok kötü ve içerisinde sinsince hazırlanmış bir plandır, bir anlaşmadır ve şimdiye kadar tam olarak Yahudiler dahi yani içeriğini açıklamış değillerdir. Yani semi'na min siyasiyin kibar fi Türkiye ve min haric Türkiye ma hiye safkatil karn? El kul yekul la nedri bildabt ma hiye safkatil karn? Türkiye'deki bu işle meşgul olan siyasetçilere de sorduğumuz zaman bu yüzyıl anlaşması nedir tam olarak, yani neyi ihtiva etmektedir, neyi içermektedir, onlar da yani tam olarak mahiyetini bilmemektedir. لكن الملامح العامة لصفقة القرن هي نقل أهل غزة وكثير من أهل الضفة الغربية والفلسطينيين الذين يسكنون في مناطق التي يحتلها اليهود في 48 إلى جزيرة سيناء شبه جزيرة سيناء في مصر. Benim araştırmalarıma göre bu planın içeriğinde aslında şu yatmaktadır. Gazze'lilerle birlikte Batı Şeria'daki Filistinlileri onların Sina bölgesine yönlendirmeleridir. Yani netice bunu getirecektir diye düşünüyorum. Ve bina mina bahri ve mina cevvi fi Sina lid-devlet filistiniyel cedide. Sina'da orada hava limanları kurulması, ondan sonra deniz limanlarının kurulması bunun bir neticesi olabilir. Ve توطين كل فلسطيني في اي بلد يكون فيها بياخذ جنسيه البلد التي يكون فيها ويصبح منها بحيث الغاء حق العوده الى فلسطين لكل فلسطيني. Ve bu anlaşmanın en kötü yanlarından birisi de, en can alıcı noktalarından birisi de Filistin'e çıkmış olan Filistinli halk artık oraya bir daha dönmeyecektir ve bulunmuş oldukları ülkedeki vatandaşlığa geçeceklerdir. Bir daha asla Filistin'e geri dönüşüne izin verilmeyecektir. Ve el-gayetul kubra hiye tefrig Filistin min ehliha, el-Filistiniyin el-Arab. Ve bu anlaşmanın aslında yine yatan özelliklerden birisi de Filistin'deki Filistin halkını oradan çıkartmaktır. Tamamıyla Filistin'i boşaltmaktır. وبدأت هذه القضية بشكل رسمي في عام 2018 في شهر 5 حين أعلن ترامب القدس عاصمة لليهود. 2018'de Trump
Kudüs'ü Yahudilerin başkenti olarak ilan etmesiyle birlikte bu fiili olarak başlamış bulunmaktadır. لذلك وجدنا كثير من العواصم العالمية في جنوب أمريكا في إفريقيا تقول ونحن أيضا سننقل سفاراتنا إلى القدس مثل أمريكا. Ve Amerika'nın bu şekilde konsolosluğunu oraya taşımış olmasıyla birlikte yine birçok devlet biz de konsolosluğumuzu Kudüs'te taşıyacağız diyorlar. Min Amerika Cenubiye ve Afrika. Güney Afrika ve Güney Amerika ve Güney Afrika. نعم حتى مع الأسف وجدنا كيف أنهم الآن أغلقوا الأونروا الأونروا هي مؤسسة الإغاثة للفلسطينيين في الأردن في لبنان في مصر أوقفوا المساعدات لكل مخيمات الفلسطينيين في الخارج مخيم يعني كامب نعم فلسطين dışındaki yerlerde bulunan Filistinlilerin kampları var, yerleşim kampları var ve oraya yönelik bütün yardımlar şu anda kesilmiş durumdadır. Yani hiçbir yardım artık resmi olarak gidilmesine izin vermemektedir. في عام 2018 أوقفت أمريكا مساعدات للسلطة الفلسطينية 200 مليون دولار أوقفت هذه المساعدات لزيادة الضغط على الفلسطينيين ليقبلوا بصفقة القرن. 2018'de yine Amerika Filistinlilere yapmış olduğu yardımları 200 milyon 200 milyon doları kesmiştir ve bu da yani halkı kendi haline bırakıp onlara daha fazla baskı yapıp yani yerlerinden çıkartmaktır. Fil hakika el mushkila el ekber اننا نجد الوطن العربي مع الاسف الان يركض لبناء علاقه جيده مع الكيان الصهيوني السعوديه مصر الامارات عمان مع الاسف يركضون لاقامه علاقات جيده وتطبيع مع الكيان الصهيوني لتقويه صفقه القرن واتمامها Esefle şunu belirtmek isterim. Özellikle şu anda Orta Doğu'da bulunan Arap devletleri Yahudilerle iyi işbirliği içerisine girmeye çalışıyorlar. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri olsun, Mısır olsun, Umman olsun. Bunlar Yahudilerle, Yahudi devletiyle iyi ilişkiler kurmaya çalışıyorlar. Ve Suudiye tahdiden dağıtat ala Mahmud Abbas liyakbel en la tekun el asime fil Kudüs. عاصمة الدولة الفلسطينية في القدس وقالوا نحن نعطيك الأموال لكن اقبل أن تكون العاصمة في خارج القدس الفلسطينية. Özellikle Suudi Arabistan devleti Mahmut Abbas'a baskı yapıyor ki Filistin'in başkenti Kudüs olmasın diye. Bunun için yani maddi olarak, mal olarak ne gerekirse vermeye hazırız diyorlar. Yeter ki orayı başkent yapma diyorlar. وتكون العاصمة في منطقة اسمها أبو ديس. Ve başkenti Ebu Dis denilen bir şehirde kurmak istiyorlar. Ve Mısır maalesef aydan tusa'id fi safqati al-qarn ve qalaha al-Sisi fi al-Beyt al-Abyad fi Washington enani sa'akun musa'id li Trump fi itmam safqati al-qarn. Lidhalik al-an al-Sisi yuhawil an yufarrigh Sina min al-Mısriyin hatta tusbih jahiza li terhil al-Filistiniyin. Mısır Devlet Başkanı Sisi de aynı şekilde Trump'ın bu 100 yıl anlaşmasına destek veriyor ve onunla birlikte olduğunu ona dile getiriyor ve özellikle son dönemlerde Sina bölgesini tamamıyla Mısırlılardan arındırıp Gazze'liler ve diğer Filistinlileri getirmek için hazırlık yapmaktadır. İmarat الآن ترسل الأموال الكثيرة لشراء بيوت المقدسيين يعني كأن المشتري عربي مسلم إماراتي لكن في الحقيقة هو يكون سمسار سمسار تعرف؟ سمسار لليهود يعني يشتري ويعطي البيوت المقدسية لليهود حتى يعملوا على تفريغ القدس من أهلها الإمارات بالمال الإماراتي Özellikle dönemlerde Birleşik Arap Emirlikleri Kudüs'e gelip Kudüs'teki Filistinlerin evlerini büyük meblağlar karşısında satın alıp daha sonra bu evleri Yahudilere vermek istiyor. İmarat. Evet, Birleşik Arap Emirlikleri imarat bunu yapmak istiyor bu şekilde ve böyle kötü bir sinsi planı vardır. Yani gerçekten işin şey yönü, işin garip yönü, ucube yönü şu ki bazen bakıyoruz dünyada Müslüman olmayan
devleti de Müslüman olmayan bir takım liderler çıkıp Kudüs'ten yana olduklarını, Filistin'den yana olduklarını, Hamas'tan yana olduklarını açıklıyorlar. Diğer tarafa bakıyorsun, güya İslam devletlerinin başında olan kişiler, güya namaz kılıp ibadet eden kişiler kalkıp İsrail'den yana oluyorlar. Yani hakikaten hani çok birbirine girmiş, yani çetrefilli bir dünyanın içerisindeyiz. Yani kime sırtımızı yaslayacağımızı, kimden medet umacağımızı, kimden yardım isteyeceğimizi bilecek durumda değiliz. O kadar karmakarışık bir dünya halini almış. Ne yazık ki hani Sisi'de Suud Krallığı'nda biz onları aslında İslam topraklarında birer işgalci olarak tanımlayabiliriz. Çünkü onların ne vasıfları ne de yaptıkları asla bir İslam toprağının, İslam topraklarında hüküm verecek bir liderin yapacakları değildir. Dolayısıyla her ne kadar fiilen bir şekilde işgal edilmemiş olsa da satılmış liderlerle o topraklar ne yazık ki işgal edilmiş durumda. Biz ne bu mahiyette Sisi'nin Mısır'daki devlet başkanlığını tanıyabiliriz ne de Suud'un oradaki Müslümanların olduğu toprakların hükümeti veya yöneticileri olarak tanımlayabiliriz. Çünkü bunlar bunlara layık değiller. Özellikle hani programımızın süresi de kısalıyor. Yani Gazze'li bir mümin, Gazze'li bir Müslüman dönüp Türkiye'li bir Müslümandan, Iraklı bir Müslümandan, işte İranlı bir Müslümandan, artık dünyanın her neresinde olursa olsun ne bekliyor? Yani hani sorumluluk olarak ne bekliyor? Bunu da bir açabilirse hocamız bize. يوجه إليكم سؤاله ويقول ما هو واجب المسلمين في ناحية الغزة والفلسطين والقدس يعني خاصة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة يعني أننا كل ما نتكلم به لنصل لهذه القضية المهمة هي ما واجبنا نحو قضية المسلمين الأولى المسجد الأقصى والقدس. Bizim şimdiye kadar konuşmuş olduğumuz ve Müslümanların yapmış oldukları faaliyetlerin esasında, temelinde aslında Kudüs, Mescid-i Aksa vardır. يجب أن نعتقد أن القدس هي عاصمة الإسلام السياسية. Kudüs Müslümanların siyasi başkenti olduğunu bilmemiz gerekir. حين خلق الله الأرض أمر آدم أن يبني مكة ثم المسجد الأقصى الكعبة ثم المسجد الأقصى فكانت الكعبة عاصمة دينية للإسلام والقدس عاصمة سياسية للإسلام. Hazreti Adem Aleyhisselam Allahu Teala ona Kabe inşa etme emrini veriyor. Kabe inşa ediyor. Ardından Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e gidiyor ve Mescid-i Aksa'yı inşa ediyor. Kabe Müslümanların dini başkentidir. Mescid-i Aksa ise siyasi başkentleridir. Adem sallallahu aleyhi ve sellem hina bana el-Mescid-i Aksa sekena fihi ve abadallaha hunak. Adem Aleyhisselam Mescid-i Aksa inşa ettikten sonra orada kaldı ve orada ibadet etti. أول مملكة إسلامية قامت في الأرض هي مملكة داود صلى الله عليه وسلم وعاصمته القدس. İslam tarihinde kurulan ilk İslam devleti Davud Aleyhisselam'ın kurmuş olduğu devlettir. وآخر مملكة ستقوم في الأرض إسلامية هي مملكة عيسى صلى الله عليه وسلم وأيضا ستكون مملكة عيسى أيضا في القدس صلى الله عليه وسلم. Ve son İslam devleti de yine Kudüs'te olacaktır ve İsa Aleyhisselam'ın devleti olacaktır. İnşallah. لِأَنَّ عِيسَى لَنْ يَكُونَ نَبِي حِينَ يَنْزِلْ سَيَكُونَ مَلِكْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ İsa Aleyhisselam indiği zaman bir peygamber olarak değil, bir kral olarak inecektir. فَأَوَّلْ مَمْلَكَ إِسْلَامِيَّ عَاصِمَتُهَا الْقُدْسِ مَمْلَكَةُ دَاوُدْ وَآخِرْ مَمْلَكَةُ عِيسَى اَيْضًا عَاصِمَتُهَا الْقُدْسِ اِذَنْ الْقُدْسِ هِيَ عَاصِمَةُ الْإِسْلَامِ İlk İslam krallığı Hazreti Davud Aleyhisselam tarafından kurulan o krallığın başkenti Mescid-i Aksa'ydı, Kudüs'ydi ve yine son İslam devletinin son İslam krallığının başkenti de İsa Aleyhisselam başkanı olacak ve yine başkentleri
Kudüs Mescid-i Aksa olacaktır. Sa'dribu misalayn hatta yazhar lil muslimin vel mustami'in el kiram kıymet el Mescid el Aksa indallahi azza ve celle. Size Mescid-i Aksa'nın önemine dair iki örnek vermek istiyorum. El misal el evvel Davud sallallahu aleyhi ve sellem. Davud حين كان صغيرا في جيش طالوت شارك في تحرير المسجد الأقصى المبارك. داود عليه السلام küçükken Talut'un ordusuna katılıyor Mescid-i Aksa'yı Kudüs'ün özgürleştirmesi için. وهو أول نبي يقاتل ويحارب من أجل تحرير المسجد الأقصى. Ve o ilk peygamberdir ki Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün özgürlüğü için savaşan ilk peygamberdir. حين كان في الجيش لم يكن نبي كان رجلا صالحا. Talut'un Davud Davud Aleyhisselam Talut'un ordusuna katıldığı zaman peygamber değildi. Yani salih bir insan olarak katılmıştır. Bir peygamber olarak değil. لكن لأنه هو الذي قتل جالوت وهو الذي كان الفاتح للمسجد الأقصى المبارك أكرمه الله بكرامتين. الكرامة الأولى أنه كان نبي ملك وهو أول نبي ملك في التاريخ الإسلامي. داود عليه السلام جالوت'u öldürüyor ve Mescid-i Aksa'yı Kudüs'ü özgürlüğüne kavuşturuyor. Bu şekilde hem peygamber oluyor hem de kral olmuş oluyor. Krallık unvanını almış oluyor. وهذه جائزة من الله عز وجل لكل شخص يدافع عن القدس يرفع الله عز وجل قدرها. Bu Allahu Teala'nın yeryüzündeki bir kanunudur. Her kim Mescid-i Aksa'ya müdafasına bulunsa, özgürlüğü için çalışırsa Allahu Teala onun değerini dünyadayken yükseltiyor. بالمقابل سأذكر نموذج العكس أمة تركت المسجد الأقصى وكيف عذبها الله في الدنيا. Diğer örneğimiz ise bu az önce zikretmiş olduğumuz meselenin tam tersi bir meseledir. Ondan bahsedeceğim şimdi. في سورة سبأ في الآية 15 Sebe suresinin 15. ayeti kerimesinde يقول الله عز وجل عن مدينة اسمها سبأ في اليمن أن الله أعطاها نعمتين كبيرتين. Sebe devleti Yemen'de Sebe devleti vardı. Allah-u Teala onlara büyük iki nimet vermişti. İki büyük nimet vermişti. لكن أهل سبأ فعلوا ذنبين كبيرين. سبأ أهلي ise iki büyük günah işlediler. فعاقبهم الله بعقابين اثنين. Allah-u Teala onları iki ikabla, iki cezayla cezalandırdı. İzen ni'metan, zenban, ikaban. O zaman iki günah, iki ikab ve iki ceza. Ni'metan, iki nimet. Evet. Ni'me l-ula, enne Allah a'tahum cenneteyni azimeteyni fiha kul şey min es-semer el-lezizil cemil. Allah-u Teala onlara iki büyük bahçe verdi. İçerisinde her şeyin olduğu, bütün nimetlerin olmuş olduğu geniş, büyük bahçeler vermişti. İki büyük bahçe vermişti. فَالذَّنْبِ الْاَوَّلْ اَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ Ve birinci işlemiş oldukları günah ise Allah-u Teala'yı inkar ettiler. فَكَانَ الْجَزَاءُ اَنَّ اللّٰهَ أَخَذَ مِنْهُمْ الْجَنَّتَيْنِ اَلَّتِي فِيهَا ثَمَرٍ وَاَعْطَاهُمْ جَنَّتَيْنِ بِلَا ثَمَرٍ شَجَرْ لَا يُثْمَرْ Ceza olarak Allah-u Teala onlardan o nimetlerini geri aldı. Ve onları yine ağaç bıraktı da o ağaçlar meyvesiz ağaçlardı. Meyve vermeyen ağaçları bıraktı. وَاَنَا اَدْعُوا الْاَنَ السَّادَ الْمُشَاهِد۪ينَ جَمِيعًا اَنْ يَفْتَحُوا الْمُصْحَفَ الشَّرِيفِ وَيَنْظُرُوا فِي آيَاتْ سُورَةْ سَبَأْ الْآيَ 15, 16, 17, 18 Şimdi bizi izleyen değerli izleyicilerimizden isram ediyorum. Sebe Sebe suresinin 15, 16, 17 ve 18. Ayetlerine baksınlar. Hatta yanzuru bi dikka keyfe enel ayat tetekellem an kıymetil mescidil aksa indallahi azze ve celle. Dikkatli bir şekilde okusunlar, maline baksınlar. Allah-u Teala'nın Beyt-i Makdis'e mescidil aksa ne kadar değer verdiğini orada göreceklerdir. النعمه الثانيه التي اعطاها الله لاهل سبأ ان الله قال لهم تفضلوا الى زياره المسجد الاقصى الطريق لكم امن حتى تصلوا الى القريه المباركه القدس. İkinci nimet olarak Allahu Teala Sebe ehline onlara büyük bir nimet verdi ikinci nimet olarak ve bu nimet ise şudur onlara Beyt-i Makdis'in Mescid-i Aksa'yı güvenli bir şekilde ziyaret edebilirsiniz.
size yol açıktır. Güvenli bir şekilde gidip ziyaret edebilirsiniz. Nimetiydi. من اليمن إلى المسجد الأقصى الطريق كله آمن مليء بالقرى الشوارع النظيفة لا يوجد قطاع طريق لا تخافون تصلون إلى المسجد الأقصى بأمان كامل. Yemen'den Mescid-i Aksa'ya kadar yani bütün yollar onlara açık olacak, güvenli olacak. Herhangi bir yol kesiciler, herhangi bir eşkıya ile karşılaşmayacak şekilde güvenli yollar onlara Allah-u Teala vermişti nimet olarak. İzen en-ni'me el-thaniye ziyaretul Kudüs. O zaman ikinci nimet Kudüs Mescid-i Aksa ziyaretiydi. فقال أهل يمن الذنب الذي فعلوه قالوا ربنا اجعل السفر بعيد لنا واجعله غير آمن نحن أصلا لا نريد أن نزور القدس لا نريد القدس. وانظر يمن أهلي سبأ أهلي دليل أرك يا ربي biz Mescid-i Aksa'yı Kudüs istemiyoruz onu bizden uzaklaştır öyle bir şeye ihtiyacımız yok dediler. فكان العقاب أن الله قال فظلموا أنفسهم وصفهم أنهم ظلموا أنفسهم. الله تعالى onların kendi nefislerine zulmettiklerini dile getiriyor. وقال عنهم ومزقناهم كل ممزق يعني أننا قطعناهم تقطيعا. Onları paramparça etti Allah Teala dağıttı paramparça etti. وجعلناهم للناس أحاديث. Onları insanlık için bir قصتهم أصبحت معروفة للجميع أن الله عذبهم هذا العذاب. Evet insanlık için de bir örnek oldu. Kötü bir örnek oldular. أي الذنبين أكبر؟ الكفر بالله أو التفريط في المسجد الأقصى؟ Hangi günah daha büyüktür? Allah-u Teala inkar etmek mi yoksa Mescid-i Aksa'ya gitmemek mi? في الحقيقة الذنب الأكبر الكفر بالله. İşin aslında Allah'ı inkar etmek en büyük günahtır. لكن الله يسامح في حق نفسه ولا يسامح في حق القدس. Allah-u Teala kendi hakkı konusunda onlara müsamaha etti. Onlara yine iyi davrandı. Ama Kudüs hakkında ise mesele ayrıdır. لذلك كان العقاب الثاني أشد بكثير من العقاب الأول. İkinci ikab ise, ikinci ceza ise birincisinden daha büyüktür. وهذه قضية يجب أن يفهمها المسلمون قيمة المسجد الأقصى عند الله عز وجل. İşte bu örneklerle Müslümanların Mescid-i Aksa'nın Allah katından ne kadar değerli olduğunu bilmeleri, öğrenmeleri gerekir. لذلك أهلك الله سيهلك الله الدجال في القدس. Allah-u Teala Deccali Kudüs'te helak edecek, yok edecektir. Ye'cuc ve Me'cuc helakuhum fil Kudüs. Ye'cuc ve Me'cuc yine aynı şekilde Kudüs'te helak olacaklardır. El-Yahud, el-Ma'rakel fasıla beynel muslimin vel-Yahud tekunu fil Kudüs. Müslümanlar ve Yahudiler arasındaki savaş yine Kudüs'te olacaktır. Bil-mukabil, necatul mu'minin tekunu fil Kudüs. Buna mukabil yine Müslümanların kurtuluşu da Kudüs'te olacak. Yani İbrahim hina kana fil Irak aradu an yahriquhu fil nar kharaca minen nar ila al Kudüs mubashara sallallahu aleyhi ve sellem. Ardun necat. İbrahim aleyhisselam Irak'tayken azap edildi, ateşe atıldı. Oradan kurtulduktan sonra direkt Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya yöneldi. Musa haraba min Firavun abra al bahr ila ardun neca ila beytil makdis. Aynı şekilde Musa Aleyhisselam da Firavun'dan kurtulduktan sonra denizi yarıp karşıya geçince yine o da Mescid-i Aksa'ya Kudüs'e yöneldi. حِينَ يَأْتِي يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ إِلَى الْقُدْسِ يَفِرُّ عِيسَى وَمَنْ مَعَهُ إِلَى جَبَلِ الطُّورِ وَهُنَاكَ تَكُونُ النَّجَاةُ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ مِنْ لِعِيسَى وَالْمُؤْمِنِينَ مِنْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ. Ve yine Yecüc Mecüc ahir zamanda geldikleri zaman İsa Aleyhisselam ve onunla beraber iman edenler Tur Dağı'na çıkacaklardır. Ve yine kurtuluş yeri Kudüs, Mescid-i Aksa olacaktır. El-Devlel Uthmaniye ve Türkiye hakemet el-Kudüs takriben 800 sene. Osmanlı Devleti Kudüs'e 600'e yakın sene hükmetti. Min el-Devlel Selçukiye 200 sene ve el-Devlel Uthmaniye 600 sene. Selçuklular yaklaşık 200 sene, Osmanlılar 600 sene Mescid-i Aksa Kudüs'e hükmetmişlerdir. İzen el-Devlel Uthmaniye hakemet el-Kudüs أكثر دولة في الإسلام. زمان إسلام tarihinde Kudüs'e en çok hükmeden Osmanlı devletidir. أكثر من الدولة الأموية وأكثر من الدولة العباسية. Emevi ve Abbasi devletlerinden daha çok Osmanlı Türkler yani daha çok Türkler yani hükmetmişlerdir. وأنا الآن أخاطب السادة المشاهدين اسمعوا جيدا. Değerli izleyicilerimize hitap ediyorum şu anda.
beni iyi bir şekilde dinleyiniz. الآن حين أخذ اليهود القدس كانت تحت حكم أي دولة؟ Yahudiler Kudüs'ü aldıkları zaman kimin hükmü altındaydı? Kiminle savaşıp da aldılar? Men kana yahkum el-Kudüs? Kim Kudüs'e hükmediyordu? Müslümanlar, Osmanlı. Devlet-i Evet. Tamam. İzen el-Yahud ahadu el-Kudüs min el-Devlet-i Öyle mi? Öyle. O zaman Yahudiler Osmanlı Devleti'nden Kudüs'ü savaşarak aldılar veya da herhangi bir yolla işte hangi yolu almışlarsa aldılar. İzen ellezî dayya'al emâne ev ehezu el yehud el kuds min el devlel usmaniye. Yahudiler bu emaneti Osmanlılardan aldılar. İzen men yecib en yurci'il emâne. Bu emaneti kim geri iade etmesi gerekir? Elbette yine Türkiye'li Müslümanlar. Evet. Türkiye fakadet el emane, Türkiye turci el emane. Bu emaneti Türkiye kaybetmişse yine onu ancak Türkiye geri alabilir. İnşallah. El muslimun el an fi kulli biladi dunya yanzuruna ila Türkiye nazrat el emel ve tefaul. Dünyadaki bütün Müslümanların gözü Türkiye'dedir ve Türkiye'li Müslümanlardadır ve ona ümit ile bakıyorlar ve gelecekte ancak bir şey yapılacaksa Türkiye'de yapılır diye düşünüyorlar. Fil hakika sakatat eddivel el arabiyye vel islamiyye ve lem yebka ahir hısn, ahir kal'a lil muslimin hiye Türkiye. Sıratın söylemek isterim ki hiçbir İslam devleti şu anda kalmamıştır ve şu anda tek kalemiz Türkiye'dir. Allah Teala inşallah Türkiye'yi de işin ne yazık ki acı boyutu da Türkiye'de bu belki Türkiye'li Müslümanlar da bunun farkında değiller. İnşallah Allah Teala Müslümanların Türkiye'den bekledikleri hususları Türkiye Müslümanlarına bir şekilde bildirir de inşallah bu ülkeden tekrar İslam sancağını ayağa kaldıracak hem Selahaddinler çıkar hem Fatihler çıkar. Kıymetli hocam programımız sona erdi. Gönül isterdi ki gerçekten bir yarım saat, bir saat daha fazla olsun. Bu konuları çok daha fazla konuşalım. Fakat ne yazık ki programımız sona erdi. Kapanışı vereceğiz. Kapanış olarak hocam sadece bir cümle olarak bir şeyler ifade ederse. يوجدك مصاري أقول أن البرنامج جرى انتهت والجملة الأخيرة ماذا تريد أن تقول؟ أريد أن أقول أن المسجد الأقصى ينادي على المسلمين في كل مكان. المسجد الأقصى الآن يمر في محنة شديدة جدا وأنه يجب على كل مسلم أن يحمل هذه الأمانة وأن يؤدي هذه الأمانة لأن الله سيسألنا يوم القيامة عن المسجد الأقصى. المسجد الأقصى هو أرض المحشر والمنشر. سنعرض على الله من هناك لذلك كل شخص سيزور القدس حيا أو ميتا إما قبل أن يموت أو بعد أن يموت سيزور القدس لذلك اجعل لك علاقة جيدة مع المسجد الأقصى قبل أن تزوره بعد موتك مسجد الأقصى şu anda Müslümanlara ihtiyacı vardır ve Müslümanların tamamı Mescid-i Aksa'yı müdafaa etmesi gerekir ve Müslümanlar yani Mescid-i Aksa şu anda çok kötü şartlar altındadır. Müslümanlar iyi bir şekilde, en iyi şekilde imkanlarını kullanarak Mescid-i Aksa'ya karşı müdafalarını yapmaları gereklidir. Çünkü Mescid-i Aksa Kudüs hadis-i şerifte geçtiği üzere orada dirilme ve orada haşretme yeridir. Yani Müslümanlar orada dirilecekler ve orada haşrolacaklar. Bundan dolayı da Müslümanlar ya hayattayken oraya gitmesi gerekir, oraya karşı görevlerini yapmaları gerekir. Yani eğer dünyadaki yapmazlarsa öldükten sonra yine muhakkak orada dirilecekler ve orada bu yapmadıkların şeyin hesabını orada vereceklerdir. Ondan dolayı şimdiden Mescid-i Aksa yönelik görevlerini yerine getirsinler. Allah razı olsun hocam. Amin. İnşallah yani sesimiz Müslümanlara uyanış olur. En azından uyuduğumuz, yıllardır uyuduğumuz bu uykudan uyanırız ve
hocamın da dediği gibi siyasi başkentimiz olan Kudüs'ü tekrar ele alırız. İbadi, manevi, İslami başkentimiz olan Mekke'yi de inşallah işgal edilmiş o Suud Krallığı'nın elinden tekrar kurtarırız inşallah. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum hocam. Size de hocam teşekkür ediyorum. Bize bu konuda yardımcı olduğunuz için programımız sona erdi. İnşallah başka bir programda tekrar görüşürüz. Allah razı olsun. Doyasıya yine Kudüs'ü konuşuruz. Kıymetli Rehber TV izleyenleri, bugün Muncit Ebubekir, Doktor Muncit Ebubekir hocamızla Kudüs'ü konuştuk. Mescid-i Aksa'yı konuştuk. Son durumuna dair bir şeyler ifade etmeye çalıştık. Bu duygularımızın depreşmesi adına, yani Kudüs'ün her an kalbimizde, kalbimizin ritmiyle beraber atması adına belki ön ayak olmasını istedik. İnşallah kalbimizin nasıl ki ritmi her daim atıyorsa belli bir nizam içerisinde, Kudüs ile ilgili duygularımız da her daim bir nizam içerisinde inşallah atar ve asla aklımızdan çıkmaz, ruhumuzdan, kalbimizden inşallah çıkmaz. Programımız sona erdi. Hayırlı geceler diliyoruz hepinize. İnşallah dualarımızda hem Kudüs'ü, hem Mescid-i Aksa'yı, hem gazelleri de unutmayalım. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.